Merhaba, Belirli Bilim ve Farkındalık Programı'na hoş geldiniz. Bu hafta yine çok renkli bir konuğum var. Yine kendi okulumdan çok değerli bir hocam. Benim de doktora yaptığım fakültemin, Edebiyat Fakültesinin eski dekanlarından çok kıymetli bir psikolog var yanımızda. Sayın Profesör Doktor Abbas Türnüklü hocam şu anda stüdyomuzda. Bugün onunla birlikte anlaşmazlıkları konuşacağız. Farklı sosyal grupların, farklı sosyal kimliklerin arasındaki çatışmalar, bunları nasıl uzlaştırabiliriz, neler yapabiliriz? Benim de derslerde çok sıkça bahsettiğim ve üstüne çok önemli durduğum bir konu, gerçekten toplumsal bir yaramız. O yüzden bugünkü programa çok büyük önem atfediyorum hocam. Size de çok büyük önem atfediyorum. Hoş geldiniz Teşekkür stüdyomuza. ederim, hoş bulduk. Çok Nasılsınız? teşekkür ederim, sizleri sormalı. Sağ olun, sizi gördük. Çok daha mutlu olduk. Hocam önce bir sizi tanıyabilir miyiz? Yaptığınız yayınlar, çalışmalar, projeleriniz. Çok aktif bir insansınız. Bunlarla ilgili bir bilgi alabilir miyiz sizden? Ben 9 Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesiyim. Çalışmalarımın büyük bir çoğunluğunu kişiler arası ve gruplar arası anlaşmazlıklar üzerine çalıştım. Özellikle 2000 yılından beri kişiler arası düzeyde anlaşmazlıkları nasıl yönetebiliriz üzerine çalışmalar yaptım. Son 5 yılda gruplar arası ilişkiler üzerine odaklandım. Gruplar arası ilişkileri, gruplar arası anlaşmazlıkları nasıl yöneteceğimiz üzerine strateji ve taktikleri geliştirmeye yönelik ve okullarda program yapmaya yönelik çalışmalar sürdürmekteyim. Hocam kişiler arası anlaşmazlıklar, bunlar önce isterseniz mikrodan başlayalım. Bireyler arası anlaşmazlıklar. Bunları bir açar mısınız? Aslında odak şöyle başlıyor. İnsanlar biriciktirler. İnsanlar farklıdırlar. Ve insanlar farklı oldukları için de farklılıklar yan yana geldiği zaman da çok fazla uyuşum olmuyor. Farklılık hayatın doğal ve kaçınılmaz bir parçasıdır. Dolayısıyla da esas olan anlaşmazlıktır, anlaşmak değildir. Çünkü farklılıktır. Farklılığı ortadan kaldırabilir miyiz? Hayır, kaldıramayız. Dolayısıyla anlaşmazlıkları ortadan kaldıramayız. O zaman odaklanılması gereken yegane şey biz farklılıklarımızı yani anlaşmazlıklarımızı nasıl yöneteceğiz? Bizim insanlara kazandırmaya çalıştığımız şey farklılıklarımızı, anlaşmazlıklarımızı şiddet kullanmaksızın diyalog yoluyla, müzakere yoluyla, barışçıl yöntemlerle yönetebilme becerilerini geliştirmeye çalışıyoruz. Eğer kişiler anlaşmazlıklarını barışçı olarak yönetemezlerseler, yani müzakere ederek, diyalog kurarak o zaman da önce sözlü şiddet, arkasından işte fiziksel şiddete kadar giden bir süreçte yol alabilmektedir. Dolayısıyla o da kişiler arası uyum, ahenk, senkronizasyon, bunun da yolu ve yöntemi ilişkileri yönetme kapasitesinin insanlara kazandırmasından geçiyor. Hocam yani burada algımızı mı değiştireceğiz? Aslında biraz becerimizi değiştireceğiz. Tabii algımız da Becerimizi var. Şöyle değiştireceğiz. söyleyelim. İnsanlar sorun çözme becerilerini nerede ediniyorlar? Ha. Aslında ilk soru buradan gidiyor. Ailesinde ediniyor. Nasıl ediniyor dersen gözlemleyerek ediniyor. Anne çocuk diyalogları, baba çocuk diyalogları bunun için rol model. İnsan kendisine anlatılanı değil, insan kendisine yaşatılanı öğreniyor. Her ne yaşadıysa aileden getiriyor. Yan yana geldiğinde de iki farklı kültürden gelen insanlar uyuşmadığı zaman sorun çözme becerileri o zaman karşı karşıya geliyor. Dolayısıyla bizim odaklanmamız gereken şey bu insanların sorun çözme becerileri arasında bir uyumun gerçekleşmesini sağlamak. Yani bunu yönetebilmenin esas ve ana kriteri o uyumu sağlamak diyorsunuz. Kesinlikle. Baktınız ki uyum yoksa, birlikte uyumlu geçinemiyorlarsa beceri kazanmaları gerekiyor. Sosyal beceri kazan. Nedir Yani o? sonradan öğretilebilir bir şey. Kesinlikle öğretilebilir, öğrenilebilir bir beceridir. Hocam şimdi biz ülke bazında bunu konuşacağız ama çok kısa bir şekilde şey çok merak ediyorum. Tabii pek çok aile terapisti var. Buraya gelen de çok kıymetli psikologlarımız var ama bunu mikro anlamda aileye ve arkadaşlığa da uygulamak mümkün değil mi? Kişinin sorun çözme becerilerini geliştirirseniz, yani farklılıklarını yönetme becerilerini, kişi o becerilerini aileye de transfer eder, meslektaşlarına transfer eder, arkadaşlarına transfer eder. Asıl problem kişi beceri kazanır mı? Kazanmaz demek çok iddialı olur. Herkes öğrenir, herkes değişir. Ama öğrenme ve değişim hızları birbirinden farklı farklılık olabilir. göstermektedir. Sadece Anladım. kime öğreteceksin ve nasıl öğreteceksin onun üzerine odaklanmak gerekiyor. Mesela biz avukatlara işte müzakere, arabulucu eğitim veriyoruz. Bambaşka bir yetişkin eğitim, özel bir grup.
yapıp, işte öğretmenlere veriyoruz bambaşka bir eğitim, çocuklara veriyoruz bambaşka bir eğitim. Dolayısıyla insanlar değişir, insanlar gelişir. Çünkü insanlar kendilerini yeniden inşa ederler. Biz onların bu değişim, gelişim sürecini sorun çözme bağlamında kolaylaştırmaktayız. Hocam değişim çok önemli bir şey değil mi? Kesinlikle. Şey, geçenlerde bir atasözü duydum. Tao, tabii Çin'de Tao felsefesinin atasözüymüş. Çok önemli bir şey vurgu yaptığınız için burada hani aklıma geldi, onu söylüyorum. Soğuk beden, pardon, sıcak beden, sıcak vücut ısısı olarak sıcak ve esnektir. Bu düşüncelerin esnekliği ve sağlıklı bir bedene tekabül eder. Yani düşünceler esnedikçe, biz geliştikçe bu sağlıklı bir bedene de tekabül eder aynı zamanda. Ama ölüm, ölü beden katıdır. Kesinlikle. Düşünceler katılaştıkça hastalıklar da çoğalır, hem ruhsal hem fiziksel. O yüzden şey vardı, Louis Hay diye bir yazar vardı, onun Düşünce Gücüyle Tedavi diye bir kitabı vardı. Ya eğer hayatta kalmak ve mutlu, sağlıklı bir yaşam alanı yaratmak istiyorsanız ilk yapacağınız şey değişime açık olmanız. Esnek olmak. Esnek gerekiyor. Olmak, rüzgarda, esnemek değil mi? Ya da fırtınada ağaçlar ne yapar? Dik dururlarsa kırılır, esner. İnsan ilişkileri de böyledir. Aslında hayat bir valstır. Bazıları vals yapar, bazıları da boks yapar. Hocam çok güzel ya. Bayıldım ben. Partnerinizle birlikte vals yapmayı da tercih edebilirsiniz. Evet. Boks yapmayı da tercih edebilirsiniz. Evet, çok iyi bu. Bazıları vals yapmayı beceremediği için, yani eğitim almadıkları için, dolayısıyla boksu, şiddeti tercih ediyor. Çünkü şiddet için zeka gerekmiyor. Çok varoluşsal bir zeka. Bir şey. Kendimizi koruma içgüdümüz var. İlk boyutundan ama vals, geliyor değil mi? Eğitim gerekiyor. Eğitim. Ciddi eğitim gerekiyor. Yani diplomasi için eğitmemiz gerekiyor insanlarımızı. Çalıştığımız iş yerlerinde anlaşmazlık, bakın anlaşmazlık mutlaka olacak. Değişim için, gelişim için anlaşmazlık olacak. Fakat anlaşmazlık yaşadığımızda esnek olabiliyor muyuz? Yani katı olduğunuzda ya ben kırılacağım ya siz kırılacak. Ama esnersek bir şekilde adapte olabiliriz. Esas olan hayata, var olan yeni koşullara adapte olabilmeyi başarmamız gerekiyor. Hocam bu esneklik biraz insanın kendine dönüşüyle de alakalı tabii değil ki, mi? Tabii ki. Kendini öz yukarıdan, evet, öz farkındalık. Şimdi yukarıdan siz, mesela aramızda bir anlaşmazlık var. Hı-hı, bir yukarı hı-hı. çıkmam gerek. Yukarıdan hem kendime hem de size bakmam ve sonra tekrar geri dönüp kendi ilişkilerimi yeniden inşa etmem gerekiyor. Evet. Sadece kendi noktamdan size bakarsam tek bir cepheden bakmış olurum. Ama sizin beyninize girip kendime baktığımda farklı bir cepheden. Dolayısıyla bakmış olurum. Ben ilişkiyi yönetmek istiyorsam iki farklı cepheden de bakmayı başarmam gerekiyor. Çünkü hayat tek boyutlu değil. Tek boyutlu yaşarsanız incinirsiniz, incitirsiniz. Ama esnemeyi biliyorsanız bir dans gibi, vals gibi senkronize yaşarsınız. Çünkü insanları değiştiremeyiz ama birlikte dans edebiliriz. Birlikte uyum sağlayabiliriz. Senkronize olabiliriz. Birlikte var olabiliriz. Bunun için de biraz esnek olmak gerekiyor. Hocam şey vardı, hani Bernard Russell diye çok ünlü bir bilim adamı, filozof artık ne derseniz epey. Ünlü bir adam, çok değerli çalışmaları var. Biliyorsunuzdur zaten, hani söylememe gerek yok. Gençlere iki önemli nasihatim var. Bunlardan bir tanesi, hakikat ne? Onu aramaya çalışın. Gerçekten hakikat benim de hayatta en önemli verdiğim şey. İkincisi sevgi. Yani sevmemek ahmaklıktır diyor. İnsan sevmemek ahmaklıktır. O yüzden hep hani karşı tarafın dediğiniz gibi yerine kendinizi koyarak esneye çok daha uzun, sağlıklı ve en önemlisi kaliteli bir hayat yaşayabiliriz değil kesinlikle. Mi hocam? Kesinlikle. Yani. Şöyle söyleyeyim. Sevgi kültüründen, sevgi deneyiminden, sevgi dolu bir aile içi ilişkilerinden geliyorsanız sevgiyi yaşayarak deneyimlersiniz. Bu sevgiyi yetişkin yaşantınızda arkadaşlarınıza, ilişkilerinize transfer edersiniz. Ama gelmiyorsak? Başımız dertte. O zaman öğrenmek sıkıntı gerekiyor. Olur mu? Ciddi sıkıntı olur. Çünkü nefret kültüründen geliyorsanız nefreti daha sık yaşarsınız. İlişkilerinizi yönetmeyi beceremezsiniz. Dolayısıyla haklıdırlar. Sevmenin, eğitiminin verilmesi gerekiyor. Çünkü sevgi bir karşılıklılıktır. Sadece kendinden öbür taraftan sevgi. O temasın, o alışverişin gerçekleşmesi gerekiyor. Dolayısıyla da sevgi önemli. Özellikle mesela Amerika'da galiba mapushanelerde çok şiddet uygulayan insanlara küçük bir civciv verip onu yaşatmayı, uzun
uzun süre sevmeyi, bir sevgi aktarımı, sevgi yükleme yapması konusunda böyle bir beklenti içerisine girdikleri söyleniyor. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tek çocuklarda hep böyle bir evde hayvanın beslenmesi. Yani bir şeye sevgi aktaracaksınız, vereceksiniz, hep alacak değilsiniz. O alışverişin olması gerekiyor. Yoksa başımız dertte. O yüzden sevgi vermeyi ve almayı öğrenmek dünyayı gerekiyor. Dünyayı belki de tek kurtarcı olan tabii ki. Şey. Sevgi yoksa yerine ne var? Boş evet. kalmaz. Aynen. Nefret var. Aynen. Nefretin ilacı da sevgiyle nefret tahterevalli gibi. O zaman biz sevgiyi arttırırsak doğal olarak nefret de aşağı inecektir. Nefret hiç odaklanmaya gerek yok. Şiddet de böyledir. Ben şiddet çalışmıyorum. Ne çalışıyorum? Diplomasi. İnsanlara diplomasi becerisi kazandırarak ilişkilerini böyle daha esnek, daha uyumlu, daha barışçıl yönetmelerini sağlıyorum. Eğer hani sözün bittiği nokta derler ya, söz ne zaman biter? Diplomasi bittiğinde. O zaman şiddet geliyor. Sözün gücü yukarı çıkarsa da şiddet zaten doğalında aşağı iniyor. Dolayısıyla bizim odaklanmamız gereken sevgiyle birlikte diplomasi kültürünü hem ilişkilerimize hem de çocuklarımıza ve çevremize transfer etmemiz gerekiyor. Hocam peki okullarda da çalışmalar yapıyorsunuz. Bildiğim kadarıyla projeleriniz de var. Onları da biraz onlardan da bahsedebilir miyiz? Ben okullarda Akran Arabulucu projesi yapıyorum. Akran Arabulucu'nun özelliği şu. Çocuklarımız farklı aile kültürlerinden geliyorlar. Ve bir sınıfta 40 tane, 30 tane çocuk birlikte okuyorlar. 30 farklı aile kültürü. Dolayısıyla bu çocuklar karşı karşıya geliyorlar mı? Sıklıkla her gün defalarca geliyorlar. Bazen bunları istenmeyen davranış diyebilirsiniz. Bazen anlaşmazlık diyebilirsiniz. Ben şöyle bakıyorum. Çocuklara farklılıklarını yönetmeyi öğretirsem, gelecekte 20 yaşına, 25 yaşına, yetişkin yaşantısına geldiğinde bu çocuklar çocuk yaşında öğrendikleri anlaşmazlıkları yönetirken öğrendikleri becerileri yetişkin yaşantısında kullanmaya başlıyorlar. Dolayısıyla ben küçük yaşta onlara müzakere ve arabuluculuk yapmayı, farklılıklarını barışçıl yollarla yönetmeyi öğretiyorum. Ne kadar güzel. Yani aşılıyorum onları. Yani, nasıl gerçekten. Aşılıyorum? Çocuk küçük yaşta, ortaokulda, lisede anlaşmazlıklarını müzakere yoluyla bir masanın etrafında oturarak yönetiyorsa yarın 20 yaşında da müzakere ederek yönetmeye başlıyor. Hani sözün bittiği nokta diyor ya, ben sözün bittiği noktayı uzatmaya çalışıyorum. Söz bitmesin. Söz biterse şiddet geliyor. Dolayısıyla ben çocuklara arabuluculuk yoluyla bu becerileri kazandırarak, arkadaşlarının anlaşmazlıklarını uzlaştırarak konuşmalarını sağlatıyor. Konuşma terapisi gibi. Ne kadar konuşarak çözüyorlarsa o zaman yumruklar sıkılmıyor, açılmaya başlıyor. Dil açılıyor. Ben diplomasi öğretiyorum çocuklara. Ortaokul ve lise bir diplomat gibi oturuyorlar. Anlaşmazlıklarını müzakere ediyorlar. Sonra uzlaşıyorlar. Bir metin hazırlıyorlar. Islak imzalı imzalıyorlar. İki hafta sözlerini tutuyorlar. Aynı konuda gelmiyorlar. Yani benim derdim Türk insanına, Türk insanı, Anadolu insanına diplomasi becerilerini ortaokul ve lisede kazandırmak. Neden? Yarın yetişkin olduklarını 20 sene sonra herhangi bir anlaşmazlık durumunda şiddeti tercih etmesinler. Bakın şiddeti tercih etmesinler. Çünkü şiddeti ortadan kaldıramazsınız. İnsan varlığını korumak için ne yapacak? Elbette de şiddet kullanmayı tercih ediyor. Çünkü değerlerimizi ve bedenimizi, vatanımızı korumak için. Dolayısıyla ben çocuklarıma diplomasi becerisini kazandırırsam şiddete seyrek muhtaç olmasını istiyorum. Bunda yolu konuşmayı öğreteceksiniz. Sorun çözmeyi yüz yüze müzakere etmeyi öğreteceksiniz. Hocam ama şiddet, yani bir çocuk şiddet gösteriyorsa başka birine, şiddet uygulamaya kalkıyorsa o çocuğun kendini sorgulaması gereken içinde çok fazla değersizlik duygusu da aynı zamanda vardır. Bunları da belki açığa çıkarıp kendini değiştirmesi bakımından önemli bir gösterge olarak düşünüyorum. Tabii görmeyi bilene ama. Şimdi çocuk bunu nasıl görür? Bak ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Sınıflara giriyoruz, şöyle bir soru soruyoruz. Şimdi İzmir'de, Bayraklı'da 11 tane okulda, 10 okulda uygulayacağız. Herhangi bir anlaşmazlık yaşadığınızda yardım almak istediğiniz 3 arkadaşınızın adını yazar mısınız diyoruz. Her sınıfta 8 ya da 6 tane öğrenci seçiyoruz. Okulun en çok anlaşmazlıklara giren, en çok ilişkileri yöneten lider öğrencilerini alıyoruz. Bunlar arabulucu yapıyoruz. Bunlara yardım becerileri kazandırıyoruz. Anlaşmazlık yaşayan iki arkadaşların uzlaştırma becerileri. Ve arabuluculuk yapıyorlar. Arabuluculuk yaparken bu süreçte en çok kim yarar sağlıyor biliyor musunuz? Bu öğrenci. Neden? Diğerlerinin anlaşmazlıklarından kendilerine bir transferde bulunuyorlar. Onların yanlışlarından kendi doğrularını inşa ediyorlar. İnsanın kendi kendini gözlemleyip, kendi kendini değerlendirip, kendini yeniden inşa etmesi güçtür. Ama dışarıda görerek, oradan elde ettiğin bilgiyle kendini yeniden inşa etmen çok daha kolay. İnsanın aklı gözündedir.
Dolayısıyla kendini gözlemlemek yerine biz ötekini gözlemledik. Ötekinden kendine transfer, oradan kendisini yeniden yapılandırıyor ve gelişiyorlar. Biz okulda 200 tane arabuluculuk mu seçtik? Arabuluculuk yaparken diğerlerinin anlaşmazlıklarından kendini yeniden inşa edip bir barış açısı, bir dönüşüm ortaya çıkarıyor. Bu bir dönüşüm projesi. Çok güzel. Barışçıl çok dönüşüm. Akıllıca. Kendi kendine olmuyor bu iş. Ötekinden kendine transfer. Müthiş. Müthiş hocam. Çok 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 akıllıca. Yani umarım sonraki yıllarda çok fazla bunun nasıl diyeyim ödüllerini görürüz. Gerçekten çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Şimdi bu işi kimle yapıyoruz biliyor musunuz? Kimle? İzmir Arabulucular Derneği ile yapıyoruz. Öyle bir dernek mi? İzmir Arabulucular Derneği. Arabulucu avukat arkadaşlarımız var. İzmir'de 180 kişi var. Şimdi onlarla bir kongrede yapıyoruz. Bu arkadaşlar yetişkinler arabuluculuk yapıyor. Onların liderliğini Ankara'da da yapıyoruz. Antalya'da da şimdi Samsun ve Ordu'da da başlıyoruz. Bütün Türkiye'ye bu arabulucu avukatlarla birlikte çocuklara anlaşmazlıklarını müzakere edebilme ve uzlaşabilme becerileri kazandırıyoruz birlikte. Ve eminim ki ben yüz binlerce arabulucu lider öğrenci yetiştireceğiz. Bunlar birer barış yapıcı. Ne yapıyor? Güzel. İki arkadaşını barıştırıyor. Barıştırabilme becerisi çok ulvi bir beceri. Çünkü bir iyilik yapıyor. İyiliğinin sonucunu görüyor. Onu gördükçe tekrar kendisine transfer ediyor. Kendisi değişiyor. O değiştikçe diyalogları, ilişkileri değişiyor. Böyle bir sürecin içerisinde. Sosyal sorumluluk projesi. Hiçbir çok karşılık beklemedim. Çok güzel hocam. Ne kadar güzel ya. Çok mutlu. Gerçekten. Bir de insan sosyal sorumluluk projelerini yürüttüğü zaman kendini çok daha bir anlamlı hissediyor değil mi? Ben iyilik yapılması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Kimisi buna sevap der, kimisi iyilik. Mutlaka enerjiniz %5'i, %10'unu iyilik yapacaksınız. Çünkü aynen. İyilik size iyilik getiriyor. Sizi iyi insan yapıyor. Mesela şimdi bir okulumuzda iyilik yapıyorum ben. Gediz'de 1800 tane Türkiye'li, 320 tane Suriyeli öğrenci var. Göçmen dostu okul projesinde bir proje yaptık. İnsanlar ülkelerine göç ettiler buraya ve çok zor durumdalar. Ve gittik onlara bir iyilik yapıyoruz. Hayatlarına dokunuyoruz. Normalde ben psikoloji profesörüyüm. Bölümde oturabilirim. Oturmak yerine haftada bir gün, iki haftada bir gün gidiyorum. O okulda bir değişim yaratıyoruz. Anlamak yetmez. Değiştirmeniz lazım. Dokunmanız lazım. Mesela bu da bir iyilik. Bir yerden iyilik yapabileceğiniz bir yer bulun. Mesela 10 liseye eğitim veriyoruz. Yaklaşık olarak 2000 tane arabulucu, barış yapıcı, lider öğrenci yetiştireceğiz. Bir iyilik. O 2000 kişi iki arkadaşına dokunsa 4000. Ama senede eminim 50 tane arkadaşına dokunacak. Geometrik olarak artıyor kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Bu bana geri dönecek mi? Evet. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bana iyi olmayı, iyi insan olmayı yaptığım iyiliklerin geri dönüşleriyle sağlıyorum. Çok büyük iç huzuru gerçekten. Yani insan kesinlikle böyle evet belki çok yani çok kariyerinizin en üst noktasındasınız. Evet. Yöneticilik de yaptınız. Pek çok şeyi deneyimlediniz. Yani hayattan alacağınızı aldınız. Ama bunun dışında bence insanı insan yapan ve anlamlı kılan evet. Yegane şeyler bunlar. Evet, iyiliklerimiz. Ben %5 hepimizin iyilik yapması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Mutlaka iyilik yapacağımız bir yere bulacağız. Mutlaka çünkü bizi iyi insan yapan yaptığımız iyilikler. Evet. Esas olan davranıştır, laf değildir. Gidin bir dokunun, bir şey yapın ama yapın. Yani maaş karşılığı işe girmek ya da işini bir şekilde iyi yapmak çok büyük bir şey olmuyor hocam. Evet. Yani evrene karşı evet, sorumluyuz. Sorumluluk olması evet. Gerekiyor. Bu topluma... Hiç karşılık beklemeden bir sorumluluk. Aynen öyle. Çünkü evet. Karşılık veremezler ki. Mesela Suriye çocuk bana ne evet. Verecek? Ama ne verebilir? Ben hayatına dokunuyorum ve ben bir sevap işliyorum. İyilik yapıyorum. Bana dönecek mi? Ben inanıyorum. Bu evrenin bana bir mesajı var ve bana mutlaka bir başka iyilik olarak evet. Dönecektir. Dolayısıyla benim için ben zamanımın, enerjimin bir miktarını gidip insanlara iyilik yapıyorum. Ne yapayım? Barış anlatıyorum. Uzlaşmayı anlatıyorum. Müzakere anlatıyorum. Mesela Antalya'ya gittik. 3 okulda başladık. Niçin? Bu coğrafyada şimdi Samsun'a gidecek, Ordu'ya gidecek, Ankara'ya gidiyor. Bir sürü sivil toplum örgütü var. Mutlaka insan iyilik yapacağı bir alan bulur. Olur, o alanı bulup bunu yapmak gerektiğini inanıyorum. Aynen hocam. Çok önemli. Hani kendini gerçekleştirmek diye bir şey varsa bence kesinlikle bu. Evet. Yani hani o iyiliğe ayırdığımız %5'lik, %10'luk payda insan kendini gerçekleştiriyor. Aynen öyle. Beklemeden vereceksiniz. Evet, aynen. Hocam farklı sosyal kimlikler var bir de. Yani büründüğümüz sosyal kimlikler, işte etnik köken, tabii bunlara yani çok fazla ben açıkçası etnik köken falan filan bunlara çok fazla inanmıyorum ama maalesef böyle bir yapılanma var, böyle bir gerçeklik var. Farklı sosyal kimliklere sahip kimlikler arası ilişkiler nasıl geliştirilir? Şöyle bakalım, biz doğuyoruz değil mi? Nerede doğduğumuz, kim olduğumuzu belirliyor. İnsan olarak doğuyoruz.
Doğduğum zaman mesela benim oğlum doğduğunda hemşire bağırdı. Bebek Turner dedi de biz el kaldırdık. Bu arada bebeğin adını buradan özellikle söylemek istiyorum. Bebek şimdi kocaman bir adam oldu. Barışcığımıza buradan kucak dolusu sevgiler gönderelim. Bebeğin adı Barış. Evet. Yani bu babaların çocuklarına ya da annelerin bu meslekleriyle ilgili, benim babam da jeoloji profesörü biliyorsunuz. Benim adım Beril. Evet. Barış'ın da adı bu bağlamda çok anlamlı yani. Evet. Bebek Türnüklü diyor. Bebek Türnüklü bizim ailede doğduğu için bizim kültürümüzü aldı. Bebek Türnüklü Diyarbakır'da bir ailede doğsaydı Diyarbakır'ı bir ailenin, Trabzon'da doğsaydı Trabzon'u bir ailenin, Fransa'da doğsaydı Fransız bir ailenin kültürünü alacaktı. Kültür iyi ya da kötü değildir. Kültür doğal. Bir kültür vardır. İnsanlar bir kültürde doğarlar. Ve o kültür ona ne olması ve nasıl olması gerektiğini eğitir. Sonra biz kendi kültürümüze gurur duyarız, onur duyarız, kendimizi iyi hissederiz, onunla tanımlarız. Buna sosyal kimlik diyoruz. Bir de bizim bireysel kimliğimiz var. Beni ben yapan özellikler var. İnsanın üç kimliği var. İnsan kimliği, sosyal kimliği ve kişisel kimliği. Sosyal kimlikleri insanlar elinden alamazsınız. Hocam peki insan kimliği ile kişisel kimlik arasındaki fark ne? İnsan kimliği çok geneldir. İnsan kimliği insanlara yetmiyor. Hani yaradılanı yaradandan ötürü severiz deriz ama Suriye'de olanları gördükçe Müslümana yaptığını olmuyor işte, gitmiyor. Anladım. Şimdi sosyal kimlik çok önemli. İnsan kimliğini kenara koyalım. Bir kişisel kimlik, bir de sosyal kimlik. Sosyal kimlik çok güçlü bir kimlik. Bizim hangi grupta doğduğumuz, etnik kökenimiz, mezhebimiz, engelli olup olmadığımız, ondan sonra sosyal sınıfımız, işçi sınıfından ya da üst sosyal sınıftan olup olmadığımız, politik grubumuz, hangi partiye oy verdiğimiz, bütün bunlar bizim sosyal kimliklerimizi belirler. Ve kendi iç grubumuzu, kendi ait olduğumuz grubumuzu çok severiz. Ama bizim dışımızdaki diğer grupları biraz az severiz. İşte o zaman başlıyor. Dolayısıyla sosyal kimlikler önemlidir. Mesela Suriye'ye bakalım. Farklı sosyal kimlikten gruplar ne güzel birbirlerine şiddet uyguluyorlar. Çok. Çok şimdi, kıymetle izliyorum Suriye'yi. Şimdi kimlik ne kadar önemli görüyor musun? Ötekini yok edercesine kadar insan olduklarını hatırlamıyorlar. Hocam adeta öteki üstünden kimlikleniyorlar. Allah muhafaza hani ötekileştirilecek hiçbir şey kalmasa kimlikleri kendilerini imha edecekler. Kendini anlamlandırmasını ötekiyle birlikte. Şimdi yapıyor. Dolayısıyla insanlara bakın etnik kimliğini değiştiremezsiniz. Mezhebini değiştiremezsiniz. Öyle kolay kolay değişmez onlar. İnsanların kimlikleri LGBT kimliği olsun. Yaşlılar mesela yaşlılar ve gençler birbirlerini anlamazlar. Dolayısıyla sosyal kimlik çok önemli. Çok. Mesela bu son dönemde yani kişiler arası anlaşmazlıklardan gruplar arası anlaşmazlıklara döndü. İki kişi arasında şiddet olduğu zaman bak şiddet olmasın diye barış eğitimi veriyoruz. Çok önemli. Ama ya gruplar arasında şiddet olursa, işte o zaman çok ciddi şeyler oluyor. Mesela Suriye, Irak, birçok dünya ülkesinde artık devletler arası savaşları görmüyorsunuz. Gruplar arası. Bu halde gruplar arası anlaşmazlıkların ilacı var mı diye de soruyorlar. Var. Uzun yıllar çalışmalar var. Son 50-60 yıldır bu konuda çalışıyorlar. Hikaye nerede başlıyor biliyor musunuz? Ön yargıyla başlıyor. Siz kendi grubunuzu seviyorsunuz da öteki gruba karşı ön yargılarımız var. Olumsuz duygularımız. Doğuştan gelen değil mi? Doğuştan değil, öğrenerek. Yani aileyle birlikte. Evet. Kendini çok sevmeye başladığına, kendini çok özel, çok değerli, çok güzel görüyorsun da kendinin dışındakileri eşitin en azından görebiliyor musun? İşte orada aslında gerçek kendilik, kendini sevme olmuyor. Kendini gerçekten seven insan, başkalarını da seviyor hocam. Anlıyor en azından. 1954 yılında Gordon Allport Amerika'da bir bilim insanı Türkiye'de 1930 yıllarda gelmiş. Sanırım ya Galatasaray'da ya da Amerikan Koleji'nde galiba çalışmış bir Amerikalı. Diyor ki biz farklı sosyal kimliklere sahip grup üyeleri arasında ilişkiyi, teması, muhabbeti geliştirirsek onların ön yargıları aşağı çekilir. Bak ön yargıyı azaltırsak biz olumsuz duyguları da azaltıyoruz. Olumsuz tutumu da azaltıyoruz. Dışlamayı da azaltıyoruz. Ayrımcılığı da azaltıyoruz. En sonunda gruplar arası şiddeti de azaltıyoruz. O zaman ben şu soruyu soruyorum. Mesela Suriye'de bize çok göçmen geldi değil mi? Bu göçmenlerin bize karşı ön yargıları, bizim de onlara karşı ön yargılarımızı aşağı çekmek için ne yapabiliriz? Bak dünyayı anlamak yetmez, dünyayı değiştirmek lazım. İyiliklerimiz böyle. Biz ön yargıları nasıl aşağı çekeceğiz? Sorumuz, çözüm şu. Gruplar arası teması, gruplar arası ilişkiyi, gruplar arası muhabbeti arttırmaya başladığımızda
ön yargı aşağı çekiyor. Mesela evlilikleri çapraz evlilikler. Birisi Alevi, birisi Sünni köken. Evlendiler. Bütün aileler temas etmeye başlıyor. Bir çocuk doğuyor. Müthiş herkes şey. O çocuğu sevmeye evet. başlıyor. Birisi Türk kimliği, birisi Kürt kimliği. Evlendiler, çocuklar var. Bütün aile, akraba hepsi o çocuk üzerinden temas etmeye başlıyor. Temas olumlu ise güzel şeyler gelişiyor. Duygular değişiyor, düşünceler değişiyor. Hocam bir yerde görmüştüm. Böyle bir çok düşman olduğunuz birinin gözünün içine bir dakika boyunca baktığınız zaman düşmanlık eskisi kadar bilenik bir şekilde olmuyormuş. Yani temas ettirmek bir göz diyaloğu bile çok yüz önemli. Yüz yüze baka baka utanır. Evet. Yüz yüze baka. Oturup temas ettireceksiniz. Temas etmezseniz, konuşmazsanız, muhabbet etmezseniz, onu bilmezseniz, onu tanımazsınız, ondan korkarsınız. Bu yüzden temas etmeniz lazım. Ve biz grup, farklı sosyal kimliklere sahip kişiler arasında teması geliştirmeye çalışıyoruz. Mesela okulumuzda nasıl ne yapıyoruz biliyor musunuz? Nasıl bir temas bu? Mesela futbol takımı kuruyoruz. Bu işte 10 kişiden mi oluşuyor? Bunun 7'si Türkiye'li, 3'ü Suriyeli oluyor. Ve birlikte oyun oynuyorlar, top oynuyorlar. Bir koro kuruyorsun, resim sergisi açıyorsun. Resim bir tane sayfa resimi. Yarısını Türkiye'li bir öğrenci, yarısını Suriyeli bir öğrenci. Resim yap, aynı resmi yapıyor. Birlikte oturuyorlar. Temas etmesi gerekiyor. Birlikte bir faaliyet olması. Bak birlikte faaliyet yaparlarsa davranış değişiyor. Davranışı üzerinden kendisine transferde bulunuyor. Ve birlikte iş yaptığı insanı sevmeye başlıyor. Peki bunu gruplara nasıl... İşte şimdi yetişkini değiştirmek zor. Zor. Boş enerji. Evet. Ama sen okullar üzerinde bak. 3,5 milyon insan geldi ya Türkiye'de. Bunun 1,5 milyonu çocuk biliyor musunuz? Çok fazla. 8 yaşına gelse, 2011'de başladı. 2018'deyiz. 7 yıldır burada. 8 yıldır burada. 10 yaşına gelse 18 olur. 8 yıl temas ederse bir çocuk, bak yarısından çocuk. O yüzden bizim okullarımızda farklı sosyal kimlikten öğrencileri temas edip arkadaş yapmamız gerekiyor. Buna gruplar arası arkadaşlık diyoruz. Arkadaş olmaya başlayınca arkadaş seçilmiş kardeşti. Birlikte bir şeyler yapmaya başlıyor, sevmeye başlıyor, tanımaya başlıyor, anlamaya başlıyor ve onun üzerine inşa edilmiş bir ön yargı. Bu bağlamda üniversiteler çok avantajlı değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Çocuk Anadolu'nun bir tarafından geliyor, burada evet. başka bir dünya var. Bunu görüyor ve değişmeye başlıyor. Evet. Çok fazla öğrencimde bunu çok fazla yakaladım. Bunlar için üniversite rektörlerinin çok sayıda kulüp açması gerekiyor. Bu kulüpler bir zemin, temas edecek. Hocam, birlikte evet, bir faaliyet yapacaklar. Aynen öyle. Biz de mesela buradan da yeri gelmişken değinin bunun nedenini de araştırıyorum. Çocukların şikayet ettiği bir şey var. Spor kulüplerine artık spor kulüpleri aktivasyonunu durdurmuşlar. Bütün onu okuldaki. Yere, bakın modern insanın, bugünün gençliğinin yaptığı faaliyetler üzerinden kulüp açmak gerekiyor. Ne gibi kulüpler mesela? Mesela bir tanesi doğa yürüyüşü, trekking olabilir, yelken olabilir. Ya da gençler ne yapıyorsa, işte onların yaptığı faaliyetler, o gençlerin hayatında her ne var ise onun üzerinden temas etmeleri, birlikte faaliyet yapmaları gerekiyor. Dersin dışında bir faaliyet. Bu çok önemli. Bakın, değil mi? Bakın, insanın tutumunu ve düşüncelerini değiştirmek kolay değildir. Pahalıdır, uzun zaman gerektirir. Ama insanın davranışını değiştirmek kolaydır, çabuktur. Bir faaliyet yaptıracaksınız. Aynen. Davranışını değiştirirseniz o davranış düşüncelerini ve duygularını değiştirir. Hocam ben bütün girdiğim derslerde söylüyorum. Lütfen sosyal aktivitelerde bulunun. Üniversite sadece sizin bilginizin yükseldiği yer değil. Bilinç boyutunuzu yükseltmezse kesinlikle. Siz buradan birincilikle bile çıksanız bu hiçbir işe yaramaz. O bilinç nasıl gelişebiliyor musunuz? Nasıl? Temas ettikçe, temas inşa edecek, edersiniz. Değil mi? Bakın, İnsan içine girecek. İzmirli bir öğrenci, Hakkari'li bir öğrenciyle temas ettiğini, birlikte yemek yediğini, Hakkari'den gelen bir lokal, o bölgenin, o coğrafyanın bir yiyeceğini yemeye başladığında Hakkari'yle temas etmeye başlıyor. Trabzon'dan geliyorsa Trabzon'a, Kars'tan peyniri geliyorsa Kars'la, Kars ile temas oradan başlıyor. Ve o peyniri seviyorsa Kars'ı da sevmeye başlıyor, bir gün Kars'a gitmeye başlıyor. Bakın mutlaka eylemin üzerinden düşünce ve duygu değişimine dönmen gerekiyor. Başka türlü olmuyor. Bakın bunu yapamadınız, başka temas şeyler. Bunları görünür kılmanız gerekiyor üniversitelerde, dışarıda. Mesela bizim trekking kulübümüzden bahsetmek istiyorum. Farklı sosyal kimliklere sahip bir sürü insanımız var. Bir gün boyunca bir temas aileyiz. Ediyoruz evet. ve paylaşıyorsunuz. Evet.
elmanı paylaşıyorsun, cevizini paylaşıyorsun, öğününü paylaşıyorsun. Evet. Buradan düşünce... bütün Buca Dağcılık'taki arkadaşlarımıza, abilerimize, ablalarımıza kocaman sevgi gönderiyoruz. Düştüğün zaman evet. seni kaldırıyor, evet. suyunu paylaşıyorsun. Bu bize ne yapıyor biliyor musun? Suyunu paylaştığın, meyvesini paylaştığın insanı daha olumlu duygularla ve düşüncelerle algılamaya Kesinlikle başlıyorsun. Öyle. Farkındalığın olumlu bir dönüşüm ya da evrim geçiriyor. Öyle. Dolayısıyla... Hocam mesela her pazar gitmesek bile bizim için artık olmazsa olmaz olur. Kesinlikle. Değil mi Buca Dağcılık? Aile gibi yani. Aynen, evet. aynen. Dolayısıyla tekrar başlayalım. Gordon Allport diyor ki farklı kimliklere sahip olması insanların doğal. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Yok. Esas olan bu insanları temas ettireceğiz. Ne kadar gruplar arası temas artarsa ön yargı, ayrımcılık, dışlama, olumsuz duygular bunların hepsi aşağı çekimi baskılanmaya başlıyor. Ne zaman ilişki olumsuzlaşınca oradan hatırlamaya başlıyor. Hani derler ya 40 gün sırtına taşıyıp bir gün bırak. Hatırlıyoruz. O yüzden ne yapacağız? Ön yargıları, ayrımcılığı, dışlamayı azaltmak istiyorsak biz gruplar arası temas noktalarını artırmalıyız. Mesela bir hastane düşünün. Yatan hastaların diyelim ki Türk kimliğinden ama ona bakan insanlar ise Suriyeli göçmenler olduğunu düşün. Ve yardım eden kişi Suriyeli, yardım alışan kişi Türkiye'li. Bu yardım alışverişi ön yargıları aşağı çeker mi? Eğer çok samimi, kalbi ve temiz bir yardımlaşma ise zaman içerisinde yavaş yavaş algı, duygu değişmeye başlıyor. Dolayısıyla biz Türkiye'de farklı kimliklere sahip olan insanlar arasında temas olasılıklarını fiili hayatta, davranış anlamında değiştirmek durumundayız. Değiştirdikçe bilinç düzeyleri farklılaşacak. Artacak değil mi? Evet. Hocam peki mesela daha din baskısı ve geleneksel öğelerin ön planda tutulduğu toplumda sosyal kimliklerdeki keskinlikler daha fazla oluyor olabilir mi? Mesela Norveç'te, İsveç'te ya da işte Belçika'da, Hollanda'da, Belçika'da da Flamanlar var, Cermenler var, Valonlar var, bir sürü kimlikler var. Ama biz çok fazla duymuyoruz bunları. Bunun sebebi acaba daha baskıcı ülkelerin kendilerini ifade edemeyişleri olabilir mi? Şimdi şöyle söyleyelim. Yani mesela... kendi kimliklerini işte ırk üstünden, mezhep üstünden görme ama hani olmuş bir kimlik, kendi kimliğinin mezhebi ya da ırkı ya da herhangi bir şey üzerinden inşa etmeye gerek duymaz ki. O onun zaten kutsal bir parçasıdır ama onu ön plana çıkarmaz. Öyle değil mi? Şimdi birincisi ırk üzerinden bahsedeceksek daha biyolojik kökenli. Mesela Aha. ten rengi gibi, vücudun görüntüsü onu Hı-hı. bir kenara koyalım. Atalım. Ha? Şimdi daha biz kültür üzerinden. Tamam, evet kültür daha üzerinden. Mantıklı. İnsanlar... Aha. Bazen daha ne diyelim ona dini mütedeyyin bir kültürde doğar. Hı hı. O kültür alır, sosyalleşir, kültürlenir ve yetişir gelir. Bazıları daha liberal, bazıları daha seküler. Biz insanlara neden oradan geliyorsun diye sorduğumuz zaman doğru bir soru olmaz. Çünkü bu kültürlenme böyle. Bir kültür neden böyle? Burada da çok muhafazakar olabilir. İsrail'de de olabilir, İngiltere'de, Amerika'da olabilir. Muhafazakarların özellikleri birbirine benzer. Bu bazen ideolojik muhafazakarlık. Bazen etnik kökenli, bazen de dini kökenli. Bazen de başka bir kökenli, hayvansever olabilir. Ama sonuçta bir düşünceye yoğun ilgi ve adanmışlık hissedebilir. Bakın sorun burada değil. Biz insanları kendisinden farklı olan insanlara temas ettirdiğimizde sizi o temas eğer sağlıklı ve olumlu ise sizin bilinç düzeyiniz, farkındalık düzeyiniz kendinizin dışında bir başka tarafa da geçiyor. Onu anlamaya, onunla empati kurmaya, onun gözüyle de soruna ve sosyal gerçekliğe bakmaya başlıyorsunuz. İşte değişim burada başlıyor. Biz farklı kimliklere sahip insanların, farklı dünyalara, farklı kültüre sahip insanların temas edebilecekleri sosyal alanlar yaratmak zorundayız. Aynen. Hocam şöyle bir şey oldu. Benim başıma da bu geldi. İlk girdiğim sene, ikinci dönemdi galiba. PKK'lı bir öğrencim geldi yanıma. Kendisi de anlattı. Böyle böyle bir deneyim yaşadım. Ama neden buraya gittim? Hangi kanallardan geçtim? Ve neden bu örgütlenmede kendimi yapılandırdım? Ve ben böyle 4 saat boyunca ağzımı açık bir şekilde dinlemiştim. Ve onun hikayesini bu 90'lı yılları anlatırken ikinci dönemde bütün sınıflara anlattım. Bakın bir de olayın böyle bir perspektifi var. Bir de çok güzel bir şey oldu aynı dönemde. IŞİD'li bir öğrencim, işte sempati duyan bir öğrencimin yine böyle altyapısı, hangi ailevi kimlikten geldiği. Onun da mesela kimliğini derste anlatıyorum. Tabii ki de isim vermeden anlatıyorum ama tabii çocukların üzerinde muazzam bir etki yaratıyorum. Psikolojik boyutlarıyla anlatıyorum. Bak böyle böyle olursa böyle böyle olur diye.
çok güzel bir iletişim ağı yakalıyoruz. Bu bağlamda konuştuklarınız, yaptıklarınız gerçekten ülkemiz için hayati önem taşıyor bence. Teşekkür ederim. Bakın size şunu söyleyeceğim. Herkes kendi coğrafyasının, kendi kültürünün sonucudur. Biz İzmir'de doğduysak başka bir şey, Konya'da doğduysak başka bir şey, Hakkari Yüksekova'da doğduysak başka bir şey. Hocam coğrafya kader midir? Coğrafya kader midir değil midir onu bilmiyorum ama coğrafya sana bir varoluş kültürü sunar. Ve sen dünyayı orayı referans olarak tanımlarsın. Ama ne zaman ki o coğrafyadan çıkıp başka coğrafyalara temas etmeye başladığında sen farklılaşmaya başlıyorsun. Biz işte farklı coğrafyalardan, farklı kültürlerden gelen insanlar arasında teması geliştirmediğimiz sürece herkes kendi kültürüne hapsoluyor. Ve ötekine karşı ön yargıyla başlıyor ve dışlamaya başlıyor. Ayrımcılık göstermeye başlıyor. O zaman biz belirli yerlerde farklı kültürlerden gelen insanlar arasında temas noktaları kurmak zorundayız. Temas ettirmek zorundayız. Mesela turizm bir temastır. Amerika'dan geliyor, burada turizm yoluyla ülkemizi deneyimliyor. Ama İngiltere'den geliyor, deneyimliyor. Şimdi etki de olabilir. O zaman temasın bağlamını ve sürecini siz kurgulayabilirsiniz. Şimdi olumlulaştırmak durumundasınız. Evet. Bakın üniversitede biz öğrencilerimizi seçmiyoruz. Öğrencilerimiz Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar. Ve burada üniversite rektörleri bu çocukların olumlu temas kurabilecekleri bağlamları yaratmaya başladığında İzmir'de bunlar ilk defa kendi kültüründen farklı bir insanla temas etmeye başlıyor. Mesela askerlik böyle de. Gidiyorsunuz bir yerde askerlik yapıyorsunuz. Ranzanın üst katında hiç tanımadığın bir kültürden birisi gelmiş olabiliyor ve birlikte bir şeyleri deneyimlemeye başlıyorsunuz. Kader ortağı olabiliyorsunuz, vatan savunmasında birlikte pozisyon alabiliyorsunuz. Nereye geleceğim? Biz temas noktaları yaratmak zorundayız ki o insanları tanıyalım. Eğer temas etmezseniz, insanlar kaynaşmazlarsalar, ön yargıyı ortadan kaldırmaları, diğer gruba karşı empatik kurmaları, onları anlayabilmeleri, onları olumlu değerlendirebilmeleri çok zayıf oluyor. Ama ne zaman ki temas etmeye başladı, öğrenmeye başlıyor, öğrendikçe anlamaya başlıyor, empati kurmaya başlıyor, ona güvenmeye başlıyor, onunla işbirliği yapmaya başlıyor, ona kendisini açmaya başlıyor. Dolayısıyla onun kendisinden farklı olmadığını, onu insan lensiyle görmeye başlıyor. Bak sosyal kimlikten insan lensine, sonra da onu bir kişi olarak görmeye başlıyor. Ama ne zaman ki onu sevmemeye başladığında, o gömmüş olduğu sosyal kimliği tekrar öne çıkarıyor. Bak, olumsuz temas yaşadığında ve onu tekrar sosyal kimliğin lensiyle görmeye başlıyor. Ben Türkiye'de son dönemde sosyal kimlik lensinin çok görünür olmaya başladığını düşünüyorum. Suriye'de inanılmaz görünüyor. Herkes birbirini sosyal kimlikleriyle görüyorlar ve öyle tepki veriyorlar. Bir gün başımıza gelmesini istiyorsak, Türkiye'de farklı sosyal kimliklere sahip insanlar arasında ilkokulda, ortaokulda, lisede, üniversitede, hayatın birçok yerinde, fabrikalarda bu insanların temas edebilecekleri, olumlu ilişki kurabilecekleri, arkadaş olabilecekleri, birlikte yemek yiyebilecekleri, birlikte paylaşabilecekleri, flört edebilecekleri, evlenebilecekleri alanlar yaratmak zorundayız. Yaratırsak birbirlerini sosyal kimliklerinin lensiyle değil, insan lensiyle ve kişi olarak kişilik özellikleriyle görmeye başlıyorlar. O zaman ise şiddetten uzaklaşmaya başlıyoruz. Gruplar arası şiddetten, kişiler arası şiddetten. Ha, bunun için esas göre devlete düşüyor. Türkiye Cumhuriyeti devlete, yöneticilerine söyleyeceğim. Sosyal psikolojiden biraz daha faydalansınlar. Bakın, herkes faydalanıyor ama devletin çok faydalandığını düşünmüyor. Nasıl faydalanabilir? Mesela fabrikalarda, devletin kurumlarında, devletin kurumlarına personel alınırken, personelleri çalıştırırken, emniyette, askeriyede, üniversitede, yurtlarda, mesela bir proje mi anlatayım ben size? Aynı odada birlikte yaşayan Türk ve Kürt öğrenciler arasındaki temasa baktık biz. Bakın belli bir yerden sonra diyor ki ben onu Kürt görmüyorum ki. Evet, Türk ben de onu çok duydum. Aynen. Ben onu insan görüyorum, evet, ben insan onu arkadaş görüyorum diyor. Aynen. Şimdi dolayısıyla biz nereye geleceğiz? Devletin yöneticilerinin farklı sosyal kimliklere sahip insanların temas etmelerini sağlayacaklar. Ama olumlu temas bağlamları, kurgulamaları, inşa etmeleri gerekiyor. Bu yolla ülkemizde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde de gruplar arası ön yargıyı, ayrımcılığı, dışlamayı
en aza indirilmesi gerekiyor. Kendi haline bırakamayız. Çünkü devlet yöneticilerinin bu bilgi deryasında faydalanması gerekir. İrlanda'daki ve İrlanda, İngiltere sorunu da çözümünde bunlar kullanıldı. Güney Afrika'da bunlar kullanıldı. Amerika'da beyaz Afro-Amerikan sorunlarının çözümünde bunlar kullanıldı. Dünyanın dört bir yanında bunlar kullanıldı. Avrupa'da göçmenlerle yerleşik halklar arasındaki ilişkilerde sosyal psikoloji alanının gruplar arası ilişkiler ve gruplar arası dinamikler alanında son 100 yıldır üretmiş olduğu bilgiler kullanılarak politika geliştiriliyor. Mesela en basit üniversite yurtları, farklı sosyal kimliklere sahip öğrenciler aynı yurt odasında yaşarlarsa da zamanla birbirlerini kimliklerinden değil, insan ve kişi olarak görmeye başlıyorlar, temas etmeye başlıyor. Ne zaman olumsuz temasa döndü, tekrar sosyal kimlikler ve uzaklaşmaya başlıyor. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Birinci yıl rastgele atanıyor ya çocuklar, birlikte yaşıyor. İkinci yıl herkes kendi kimliğine dönüyor ve bir daha temas etmiyorlar. Devletin kurumları olabildiğine ya da alabildiğine farklı kimlikten insanların olumlu temas edebilecekleri alanlar yaratıp gruplar arası ön yargıyı aşağı çekmek için çaba sarf etmesi gerekiyor ki bir gün biz bu insanların birbirlerini sosyal kimlikleriyle değil, insan kimliğiyle ve kişisel özellikleriyle tanıyalım, işbirliği yapalım, birlikte çalışalım, sevelim ve gruplar arası anlaşmazlıklar ve gruplar arası şiddetin Anadolu topraklarından uzaklaşması için çaba sarf edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde fazla sosyal kimliğine adandığında, odaklandığında öteki yaratıyorsun. Senin grubun ve öteki bir provokasyonda karşı karşıya gelebilir. Bakın kişiler arası anlaşmazlıklar çok incitici olmayabiliyor. En fazla 1-2 kişiyi, 3 kişiyi etkiliyor. Ama gruplar arası yüz binleri etkilemeye başlıyor. Ve ekonomik değeri çok fazla. Ülkeye değeri çok, ekonomik zararı çok fazla. O yüzden çok büyük maliyetleri var ki, değil mi? Tabii ki. Gruplar arası anlaşmazlıkların çok yönetimi büyük maliyetleri çok var. Önemli bir çalışmalar. Mesela keşke TÜBİTAK'taki yetkililer özellikle gruplar arası ilişkinin, gruplar arası temasın geliştirilmesi için Anadolu coğrafyasında proje yapanlara ciddi kaynak verse ve Anadolu'ya özgü bilgi üretilsin. Müthiş olur ya. Hocam. Ve böylece bir Suriye olmamak için, bir Irak olmamak için, bir Lübnan olmamak için, bir Mısır olmamak için bizim daha fazla bilgi, strateji ve taktiğe ihtiyacımız var. Hocam bence bu söyledikleriniz üniversiteye girişte hatta daha ortaokul, liseye girişte ders olarak verilmeli. Yani zorunlu ders olarak. Ders olmaz. Bunlar ne olur biliyor musunuz? Mesela Amerika'da, İngiltere'de, Avrupa ülkelerinde çok yaygın bir şey var. Hı-hı. Avrupa'da çok fazla göç var. Mesela Almanya'da 5 milyon Türkiye vatandaşı var. Şimdi ne yapıyorlar biliyor musunuz? Okullarda öğrenme yöntem ve taktiklerini değiştiriyorlar. Biz de hala çocukları diziyoruz sıra sıra. Herkes birbirinin ense tıraşını görüyor. Oturuyor öğretmeni. Bilgi öğretmenden o tarafa doğru gidiyor. Temas etmiyor çocuklar. Zamanın %90'ı sınıfın içerisinde geçiren çocuk yanındaki öğrenciyle çok fazla temas etmiyor. Amerika'da ve Avrupa'da çok yaygın olan öğrenme yöntemi grup çalışmaları, işbirlikli öğrenme çalışmaları. Grupla temas ederek, diyalog kurarak, müzakere ederek, konuşarak öğreniyor. Ona göre öğrenme ortamını kurguluyorsunuz. İlkokuldan başlayalım. 4-4, 12 yıl boyunca grubunun içerisinde Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Müsevi, Hristiyan, Rum, Ermeni farklı kimliklere sahip insanlar birlikte öğrenirler ise 20 yaşından sonra bu çocuklar kendinden farklı kimliğe sahip olan insanlara karşı çok mu önyargılı, az mı önyargılı olurlar? Tabii. Bakın ne öğrendiğiniz değil, neyi nasıl öğrendiğiniz. Şimdi Batı böyle çözmüş. İnsanları temas ettiriyor. Nerede? İlkokul, ortaokul, lisede. Değişiyoruz. Eğitimin akış içinde olacak. Kesinlikle. Usulünü değiştireceğiz. Usulüne. Öğretim, yöntem, strateji ve taktiklerini değiştireceğiz. Çocuk orada kendinden farklı kültüre ait çocukla temas ederek öğrenmeye başlayınca onu artık bir yerden sonra sosyal kimliğiyle görmüyor. Mesela ne oluyor? Suriye'de üzerine anlatayım. Suriye'de ilk geldiğinde Surik diyorlar. Suriye diyor. Bu çocuk Suriye. Ya onun bir ismi var. O bir kız öğrenci. Erkek öğrenci. Onun bir ismi, bir adı, sevdiği şeyler, sevmediği şeyler, bir annesi babası var. Ama biz ne diyoruz? Suriyeli. Onu birey olarak görmüyoruz. Onu ne görüyoruz? Suriyeli. Ne zaman Suriyelilikten kız öğrenci, erkek öğrenci de onun kişisel özelliklerine çocuk transfer oluyor. Temas ettikçe, onu sevmeye başlayınca, ondan yardım almaya, yardım vermeye başlayınca, ondan alışveriş yapmaya başlayınca artık o Suriyeli olmuyor. Ahmet oluyor, Mustafa oluyor ya da Rojda oluyor ya da başka bir şey oluyor. Şimdi o evrimi, entelektüel evrimi sağlatmanın yolu okullarda öğretim yöntem ve tekniklerini değiştirmek, işbirlikli ve grup çalışmalarının daha fazla arttırmak.
Neden? Temas etsin, çocukla diyalog kursun diye, dokunsun, birlikte öğrensin diye. 12 yıl böyle öğrenen çocuk yetişkine aşılanmış oluyor, yetişkin yaşantısına. Ve çalıştığı iş yerinde kendisinden farklı kimliğe sahip olan insana kaygılanmıyor. Onu tehdit olarak görmüyor. Onu birlikte çalışabileceği bir insan, birey olarak görmeye başlıyor. Ama bu terbiyeden, bu pedagojiden geçmedi ise onu dış grup olarak görmeye başlıyor ve ön yargısı var, kaygısı var, tehdit algısı var, düşmanca duygular içinde besleyebiliyor ve bunu göstermeyebiliyor. En küçük hatada o zaman ayrışma başlıyor, gruplar arası anlaşmazlık başlıyor ya da kişiler arası anlaşmazlık. O yüzden devletin öncelikle okullarında, mesela şu an Suriyelileri her birisini sınıflara koydu ama onlar hala iki kişi birlikte çalışıyor. Türkçeyi öğretemedik onlara, programdan yararlanamıyor. Türkçe olmadığı için temas edemiyor. Temas edemeyince arkadaş olamıyor. Arkadaş olamayınca da yavaş yavaş dışlanmaya başlıyor. Bunun gibi. Çok acı verici yani, hocam. Işte çok acı verici. Ya devleti, bir çocuk için çok acı verici bir şey. Şimdi 10 yıl dışlanarak yetişen çocuk 20 yaşına gelince ne olmasını bekliyoruz? Yani terörist olma ihtimali çok yüksek. Tabii şimdi bu tam ya da olmadık cemaatlere, olmadık sisteme entegre olma olasılığı düşük oluyor. Düşük. Öyle söyleyeyim. Evet. Barışçıl olma olasılığı düşük oluyor. O yüzden ben devletin yöneticilerine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yöneticilerine benim buna vereceğim mesaj şu olabiliyor. Farklı sosyal kimliklere sahip insanların temas ederek, etkileşime girerek, diyalog kurarak, ilişki kurarak, birlikte yaşama becerilerini okullar üzerinden geliştirmeleri gerekiyor ki yarın yetişkin olduklarında birbirlerinden korkmasınlar, ürkmesinler, birbirlerini tehdit olarak görmesinler, birbirlerine görünce kaygı duymasınlar, kolayca arkadaş olabilsinler. Bakın yurtlarda yaptığım araştırmada bulduğum sonuç, daha önceki lise ortaokul düzeyinde farklı sosyal kimlikten çocuklarla arkadaş ise yurda geldiğinde kaygılanmıyor. Tek çocuk olduğunda, o yurt odasında tek farklı sosyal kimliğe sahip öğrenci olduğunda ama hiç karşılaşmadıysa, bugün bir öğrencime sordum, hiç hayatında Kürt arkadaşın var mı diyor. Yok diyor. Kürt'e soruyorsun, Türk yok diyor. Bunlar yoklar uzun zamanda. Sonra yarın nasıl birlikte çalışacak, nasıl alışveriş edecek, nasıl komşu olacak? Bu bazen Türk-Kürt oluyor, bazen Alevi-Sünni oluyor, bazen Türkiye'li-Suriyeli olabiliyor, Roman-Türk, işte farklı farklı olabiliyor. İnsanların sosyal kimliğinin olması sorun değil. Bu doğal, bu kültürel kimlik. Üzerine çok kafa yormaya gerek yok. Kültürdür, vardır. Ama asıl problem bu farklı kültürün temsilcilerini temas ettirebiliyor muyuz? Bu da devletin görevi, bağlam yaratması gerekiyor. Hocam peki bu anlattıklarınızla ülke tek bir sosyal kimlik oluşturabilir mi? Yani tek mümkün bir sosyal... Olmaz. Mümkün değil. Ona asimilasyon diyoruz. Asimilasyon asla mümkün değil. Bakın siz tarihe meraklısınız, evet. Tarihçisiniz. İktem miktarsınız, tarihçi. Şimdi direkt onu söylediniz şimdi ya. Şimdi bin yıllık geleneğimizde kim kimi asimile edebilmiş ki? Kim kimi asimile edebilmiş? Adam asimile 100 sene sonra o kimlik ortaya çıkıyor. Saklıyor, saklıyor, saklıyor. 100 sene sonra çıkıyor. Çünkü kültür anne baba muhabbetinde, sohbetinde kulağına çocuğun fısıldayarak geçiyor kim olduğunu. Sonra biz öğreniyoruz mesela çok önemli iş insanlarının, başarılı insanların anne tarafından Ermeni olduğunu duyduk çok fazla. Neden? 100 sene öncesinde o tehcir döneminde çocuklarını bir Türk ailesine bırakmış oluyor. Annesi kulağına fısıldıyor. O yüzden sosyal kimlikleri ortadan kaldıramazsınız. Kaldıramaya çalışmayın. O doğru bir şey değil. Ama şunu yapabilirsiniz. İnsanlar sosyal kimliği görünür olur ama temas ettirirsen onun çok önemli bir şey olmadığını öğrenir. Ama sen onun üzerinden muhabbeti kurarsan çok acıtıcı oluyor. Çünkü onun benliği kimlik üzerinden inşa ediliyor. Benliklerini acıtmaya gerek yok insanlara. Ruhunu acıtmaya gerek yok. Ama ben ne zaman ki benden farklı olan insanlarla arkadaş olmaya, işbirliği yapmaya başladım, ben artık onu seçilmiş kardeşim olarak görüyorum. Benim arkadaşım olarak. Ben onu sosyal kimliğiyle görmüyorum. İnsan kimliğiyle ve kişisel özellikleriyle görüyorum. Bazen arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi, annemizle, babamızla daha çok yakın görürüz. Oluyor, evet. Daha çok görüyoruz. Daha çok bazen şey paylaşabiliyoruz. Evet. O halde odaklanmamız gereken şey farklı sosyal kimliklere sahip insanlar arasındaki arkadaşlığı, dostluğu, ilişkiyi, etkileşimi arttıracak bağlamların yaratılması. Bu da kimin görevi derseniz öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yöneticilerinin okullardan başlayarak bütün kurumlarda bağlam yaratması gerekiyor ki yarın insanlar dünyayı anlamlandırarak etnik temelli bir kategorizasyona gitmesin. Mezhep temelli kategorizasyona gitmesin. Hocam çok tehlikeli dünyada tabii 2. Dünya Savaşı'ndan önceki bir popülizm yok ama dünyada bir popülizm var. Çok
Yani var. Trump'ın, var. Putin'in, Avrupa'da işte sağın tekrardan iktidara gelmesi, sağın özellikle aşırı sağın, milliyetçi sağın sesini artık tekrardan duyurması, bunlar modernitenin, çok tehlikeli. Modernitenin getirdiği bir şey. Bakın köylerde ailemiz var, akrabalarımız vardı, aşiretimiz vardı. Mesela ben Amasya'ya gidiyorum. Memlekete bu sene Gümüşhaneköy'e gittim. Bir sürü Türklü var. Bilmediğim. Oraya gittiğimde akrabalarım var. Benim yalnızlığımı gideriyor. Ama İzmir'e geldiğimde çok az. O zaman ben anlamı nerede bulacağım? Sosyal kimliğime dönmeye başlıyorum. Modernitenin kent kültüründe insanlar sosyal kimliklere giriyorlar. Bir anlam yaratıyorlar. Kendisi bu bazen politik oluyor, bazen siyasi oluyor, bazen etnik oluyor. Bakın insanlar gruplarda yaşarlar. Neden gruplara giriyor sorusunu sormayın. İnsanın varlığı için grup, bir grup kimliği, grup aidiyeti gerekli. Gerekli. Çünkü başka türlü anlamlandıramazsın. Ha, biz insanlara farklı bağlamlar yaratmaz isek sadece bir homojen grubun içerisinde yaşamaya başladığın insan hapsoluyor. Diğer gruplara temas etmiyor. Biz kurumlarda insanların kendinden farklı olan insanlarla temas edebileceği, diyalog kurabileceği, ilişki kurabileceği, iş yapabileceği bağlamlar yaratmamız gerekiyor. Bakın davranışı değiştirirseniz kafası değişir. Sırf kafa değiştirmeye çalışırsan davranış değişmiyor. O zaman ne yapacağız? Mesela üniversitelerde kulüpler üzerinden çocukları temas ettirdiniz. Değişiyor. Davranışa göre düşünce değişiyor. Okullarda öğrenme etkinliği üzerine değil, öğrenme etkinliği nasıl öğreneceğine ilişkin grup çalışmalarını egemen kıldınız. Mecburen temas etmeye başlayıp baka artık ondan kaygılanmamaya, tehdit olarak görmemeye, onun yakın arkadaş olmaya, onun ne kadar benzer olduğunu, ne kadar güzel bir insan olduğunu görmeye başlıyor. Hocam bir öğrencim şöyle bir şey sormuştu. Hocam önce düşüncemizi değiştiririz. Düşüncemiz değişince duygumuz değişir. Duygumuz değişince davranışımız değişir. Ya bu hep böyle mi gider dedi. Ben de ona hayır dedim. Bak öyle bir mekanizma yaratılmış ki bu üçünü de değiştirme imkanın var. Mesela şu anda hani davranışınızı değiştirirseniz dediniz ya o doğal olarak duygumuza da yansıyacak. Kesinlikle. O da tam tersi etki yapıp yani bu söylediğimiz yönden tam tersi etki yapıp düşüncelerimizi de olumlaştıracak. Hangisini daha hızlı gerçekleştirirsiniz? Düşünceden davranışa mı giderseniz, davranıştan düşünceye? Davranış. Aynen öyle. Kesinlikle davranış. Ben açık ara. Davranış üzerine odaklanıyorum. Ne yapayım? Evet, okulda, çok önemli bir şey. Okulun en çok yaramaz, en çok böyle ilişkileri, lider öğrencilerini, isyan edenler hepsini Arap olucu yapıyor. Aynen. Oturuyor ve arkadaşlarını barıştırmalarını sağlatıyorum. Müthiş. Ne yapıyorlar? Onların üzerinden kendisine transferde bulunup ne olmamasını ve ne olması gerektiğini öğreniyor. Çünkü insanın aklı gözündedir, gözü görüyor. Kendi yaptığını görmüyor biliyor musun? Ama ötekinin yanlışlarını görüyor. O zaman ne yapmaması gerektiğini onların davranışlarından ediniyor. Dolayısıyla en çok gelişim sağlayan Arapça öğrenciler oluyor. Tekrar gelelim gruplara. Şimdi hocam çok kısa bir şey ekleyeceğim. Hani dediniz ya davranış gerçekten çok önemli bir değişim. Mesela kendinizi kötü hissettiğinizde yapmacık bir şekilde gülmeye başlarsanız o küçük küçük serotonin hormonları da salgılanmaya başlar ve iyi de hissedebiliyorsunuz kendinizi. O anlamda söylediğiniz çok değerli bir şey gerçekten. Ben davranış odaklıyım. Az zamanda çok işler yapmak istiyorsan davranış. Ama yayarak uzun dönemde hiçliğe götürür. Eğitim psikoloğuyum. Evet. Bir eğitim psikoloğu olarak sosyal psikoloji alanına döndüm şu an bölümüm gereği. Ne çalışıyorum? Ben davranışı nasıl değiştiririm? Mesela Suriyeli öğrencilerle, Türkiye'li öğrencilere grup etkinliklerini üzerinden temas ettiriyoruz okulda. Göçmen dostluk okul projesi yaparak. Birlikte resim yaptırıyoruz. Birlikte şarkılar söyletiyoruz. Birlikte futbol oynatıyoruz. Birlikte basketbol oynatıyoruz. Birlikte el işi yaptırıyoruz. Çok dil gerektirmiyor. Çünkü zaten dil yok ki. Dil yok çocukta, Türkçe bilmiyor. Ama temas etmeye, birlikte hareket etmeye başlayınca tanış oluyor. Daha sonra da kardeş oluyorlar. Korkmuyor, kaygılanmıyor, uzak durmuyor. Temas etme sıklığını arttırdıkça önce bir sözcük, iki sözcük, üç sözcük cümle artmaya başlıyor. Arkadaş oldukça dil gelişiyor. Dil geliştikçe daha fazla arkadaş oluyor ve yavaş yavaş birbirini besleyen bir sürecin içerisine giriyor. Çocuklardaki savunma mekanizmaları daha düşük. Kesinlikle. Büyüklere göre. Çok daha hani girmek çok daha kolay oluyor. Hatta hocam üniversite öğrencilerinin bile büyüklere nazaran çok daha savunma mekanizmaları düşük. Evet. Onlara da girmek çok rahat oluyor. Keşke üniversitelerde birbirinden farklı öğrencileri birlikte proje yaptırsak. Onlara bırakırsak benzerleri seçiyorlar. Evet. Ama biz arkadaşlarını seçiyorlar değil mi? 4 evet. sene boyunca aynı çocukla arkadaş oluyor. Ya git başka yeni bir insan tanı, yeni bir coğrafyadan, yeni bir kültürden, yeni bir mezhepten, yeni bir bilmediğin bir coğrafyadan bir insanı tanı. Bak bakayım sana ne kadar benziyor, ne kadar farklılaşıyor. Bakın
bütün bariyerler, engeller kafamızın içerisinde. Çocuklara bırakırsak benzeri seçiyor. Biz hoca olarak ne yapacağız? Birbirine benzemeyen insanların temas edebilecekleri bağlamlar kurgulayıp gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bir söz vardı hocam, kim söyledi bilmiyorum ama kendinizi geliştirmek için yapacağınız en güzel şey zor seçmektir diye. Evet. Kaç kişi seçer? Çok az. O zaman yöneticilerin, öğretmenlerin çocuklarına kurgusal bağlama yaratması gerekiyor. Hedef temas ettireceğiz. Çünkü arkadaş seçilmiş kardeştir. Çocuk kendinden farklı kültürden, pedagojiden, mezhepten, etnik kökeden gelen çocuklarla temas etmeye başlarsa onun ne kadar kendisine benzer olduğunu görmeye başlar. Mesela çapraz evlilikleri görebilirsiniz. Adam mesela benim bir sınıf arkadaşım vardı. Kendisi Türk kimliği çok önde olan bir tarihçiydi. Gitti kimle evlendiriyoruz? Tayvanlı bir kıza aşık oldu. Tayvan nereye? Türkiye nereye? Şimdi belki de bir seyrediyordur. Bizim bu arkadaşın çocuğu ise şimdi ne oldu? Hibrit oldu. Ve aileler temas etti. Tayvan'dan buraya gelince buradan Tayvan'a gidildi. Kayseri ile Tayvan'da hangi bilmiyorum arasında bir temas gerçekleşti. Şimdi kültürler arası diyalog böyle bir şey. Ne arkadaş olmanız gerekiyor. Arkadaş mesela benim şimdi Macaristan arkadaşlarım var. Çok istiyorum gitmeye. Gidiyorum. Mesela Mark en çok sevdiği şey kukuriç yemek. Gidiyor burada kukuriç yiyor. Ondan sonra. Şimdi anlatabiliyor muyum? Mesela ona gidiyorsun o sana başka bir şey yapıyor. Ya adam gözleri parlıyor Türkiye'ye gelince. Şimdi sen de oraya gidiyorsun. Budapeşte çok güzel. Kendi ülkemiz gibi. Kendimize yakın görüyoruz. Mesela ben İngiltere'de 3,5 yıl yaşadım. Hmm. İngiltere'de o kadar kendim gibi görmedim. Macaristan bize çok benziyor. Çok yakın akrabayız tabii. Onun da etkisi ondan vardır. Şimdi anlatabiliyor muyum? Temas etmeniz lazım. Temas etmezseniz korkuyorsunuz. Aynen. Ben şöyle bakıyorum. Yetişkinlerin değişme olasılığı düşüyor. Yaşlandıkça yavaş değişiyor. O zaman enerjiyi niye yetişkinler harcayalım ki? Enerjimizi gençler harcayalım. Yarın daha büyük sorunlar olmaması için, yarın daha ciddi sorunlarla yüzleşmemek için okullarımız üzerinden biz farklı kimlikten insanlara temas ettirirsek, gruplar arası ön yargı, gruplar arası olumsuz duygular, gruplar arası dışlama, gruplar arası ayrımcılığın ortadan kalkması gerekiyor. Azalacağını ve baskılanacağını düşünmek değil. Hocam bunlar kurumlarda ve sosyal yaşamda da geliştirilebilir mi? Kesinlikle. İş yerlerinde çok zor mu? İş yerinde mecbursun. Makinenin başında çalışıyorsun. Ne önemi var diğerinin kültürü? İş belli. Ama birlikte iş yaparken ne yapıyorsun? Yavaş yavaş temas etmeye başlıyorsun. Alıyorsun, veriyorsun. Belli bir yerden sonra da akşam çıkıyorsun. Evine gidiyorsun, evine gelmeye başlıyor. Dolayısıyla iş insanları da çok görevli. Mesela Vestel'i düşünsenize. 25 bin kişi çalışıyor. Ben de çalışmıştım zamanında. İnsan kaynaklarında orada. Şimdi sosyal kimlik önemli mi? Bence bu tür büyük kurumlarda farklı kimlikten insanların temas ettirmeye başlarsak yarın Suriye gibi büyük olayların olmasına engel olacak bir kardeşlik projesi biz inşa etmiş oluruz. O yüzden reel sektörümüz çok önemli, devlet kurumları çok önemli. Hedefimiz de Suriye, Irak gibi gruplar arası ilişkiler üzerinden yaşanan olumsuz deneyimlerin bu tarafa yansıması için pozitif direnç noktalarını oluşturması gerekiyor. Çünkü adamlar vekalet savaşı veriyorlar. Büyük devletler oraları kurcalıyorlar. Hocam Suriyeli birinin röportajını okumuştum. Çok etkilenmiştim. Şöyle demişti. Bizim kanser olacak şansımız bile yok. Çünkü o kadar yaşayamıyoruz zaten. Aynen. Eceliyle ölmüyorlar. Aynen öyle. Ne kadar acı bir şey değil mi bu? Hani evet. Bizim baktığımız perspektife bakın, onların baktıkları bir perspektif. Bir de Avrupa'nın baktığı perspektife bakın. İşte bak, insanlar başka bir segmentte ve seni insan olarak, eşitin olarak bu ölçüde görüyor, emin. Evet. Aynen öyle. Şimdi o zaman bizi oralara ilgilendirmiyor ama bizi ilgilendiriyoruz. Biz bu ülke için, Türkiye Cumhuriyeti vatanı devletimiz için, başka devlet yok, başka vatan yok. Gidecek yerimiz de yok. Bizim gidecek yerimiz yok. O zaman ben şöyle bak, benim gidecek yerim, ben vatanımı seviyorum, devletimi seviyorum. Bu ülkede gelecekte onlar gibi olmamak için, gelecekte büyük devletlerin benim ülkemi kurcalamaması için kardeşlik projelerine ihtiyacımız var. Hem kişiler arası düzeyde hem gruplar arası düzeyde. Bunun ilacı 60 yıldır teori geliştiriyorlar. Binlerce makale yapıyorlar. Araştırma dünyanın dört bir yanı diyor ki gruplar arası ilişkileri geliştirmek istiyorsa insanları temas ettireceksin. Temas ettirdikçe davranışların üzerinden algısı, duygusu, tutumu değişiyor. Olumsuzdan olumluya dönüşüm sağlıyor, evriliyor. Bunu kendi haline bırakma, kurgula diyor, bağlam yaratıyor. Devletten bütçe ayır, kurgula. Bunun için belli stratejiler, taktikler tabii ki. Evet. Neden? Yarın onlar gibi olmasın diye. Mesela çok güzel bir şey söyleyeyim. Hep PKK diyoruz. Evet. Bu insanı
ağaç kovuğunda mı doğuyor? Bu ülkenin evet. topraklarında. Aynen öyle. Şimdi, çok bu önemli neden bir şey. Neden böyle oldu diye sorma. Biz ne yaptık da bu insanları böyle eğitemedik? Böyle oldu. Evet. Eğitemedik. Bu bizim görevimiz. Biz eğitmemiz gerekiyor. Okullarda, eğitim kurumlarında, devlet kurumlarında insanını daha barışçıl sosyal becerilerle evet. eğitmesi ben gerekiyor. Ben her derste söylüyorum. PKK'ya lanet etmek yerine önce ben sokakta gördüğüm kaç tane çocuğun başını okşayıp sevdim diye düşünün. Sevgi o kadar fazla yayılan bir şey ki ondan ona, ondan ona, ondan ona ve çocuk burada aidiyet bağı kimliklendikçe zaten öyle bir örgütte evet. kendini kimliklendirme ihtiyacı duymayacak. O yüzden gruplar arası temas. Gruplar arası sadece temas. Arkadaşlarımızı kendimiz gibilerden değil, bizden çok farklı sosyal kimliklerden arkadaş edinmeye, temas etmeye başladığımızda bakın bir iyilik yap, bir şey yap, bir faaliyet yap. Kendi mahallene değil, başka ya. Mahallede evet. ya. Başka evet. mahalleyi tanı. Öyle. O zaman başka mahalleleri müthiş. Tanımaya, temas etmeye başladığınızda hem siz zenginleşiyorsunuz hem onlar zenginleşiyor. Çok. Yani bana bu bağlamda mesela üniversitede hoca olmak o kadar iyi geldi ki resmen hani avromun mu diyeyim arttığını hissediyorum. Hani böyle bir eksikliklerim kapandı. Farklı farklı öğrenciler evet. tanıya tanıya. Evet. Muhteşem. Ben bu sene ne yapıyorum biliyor musun? 4 fakültede derse giriyorum. Edebiyat fakültesi, psikoloji bölümünde. Hı. Hukuk fakültesinde, işletme fakültesinde, bir de Buca Eğitim fakültesinde. Her birisinin kokusu ayrı, farklı, kültürü aynen, ayrı, evet. dokusu ayrı, düşünme stili ayrı. Kesinlikle. Şimdi dolayısıyla biz bizim mahalledekilere görüşmek yerine başka mahalleden insanlarla da temas etmeye başladığımızda biz başka bir şey oluyoruz aynen, ama aynen. inan ki onlar da başka bir şey oluyor. Kesinlikle. Dolayısıyla gruplar arası ön yargının ilacı mahallelerin dışına da çıkmak gerekiyor. Bakın mahalleyi terk et demiyorum. Kendi mahallende yaşarken mutlu mesut öbür mahalleyle de temas et ki hı hı. yarın daha büyük güçlükler yaşamamak için. Anladım. Hocam çok teşekkür ederim kıymetli katkılarınızdan dolayı. Yani inanın nasıl geçtiğini hiç anlamadım. Çok mutlu oldum. Ben de çok şey öğrendim. Oldu tam bir saati bile geçmek üzere neredeyse. İşaret verdiler. Yoksa sizinle sabaha kadar konuşuruz. İnşallah sizi bu stüdyoda tekrardan görmeyi fırsatını yakalarız. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ben ayağınıza teşekkür sağlık. Önümüzdeki hafta Belirli Bilim ve Farkındalık programında tekrardan görüşmek üzere. Çok iyi bakın kendinize. İyi akşamlar.